Sayın Genel Başkanım, çok kıymetli konuklarımız, kardeşlerim, aramızda büyüklerimiz var. Sizlerin bizlerle görüşme talebiniz o kadar kıymetliydi ki bugün sizleri Genel Başkanımızla birlikte dinleyelim istedik. Ve bizlere ulaşmanızdan ötürü ne kadar teşekkür etsem az. Çünkü bizlerle ve sizlerle bir arada olup evimizde, evinizde sizleri ağırlamak çok kıymetliydi benim adıma. Sizlerle bizleri buluşturan Fatma Hanım'a özellikle çok teşekkür ediyorum. Ben sözü uzatmadan bir kez daha il başkanlığımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Fatma Hanım buyurun, bir kez daha teşekkür ederek biz bugün ev sahibi olarak sizi dinleyeceğiz. Kürsü ve mikrofon sizin. Çok teşekkür ederim bizlere ulaştığınız için. Buyurun. Sayın Genel Başkanım, Sayın İl Başkanım, değerli İl Başkan yardımcılarımız, değerli misafirler, öncelikle pazar gününüzü bize ayırdığınız ve kabul ettiğiniz için, buraya gelmemizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Heyecanımı mazur görün lütfen, alışık olduğum ortamlar değil. Hemen klişe sözleri tekrarlamadan neden buradayız, bunun hikayesiyle başlamak istiyorum. Bundan yaklaşık bir buçuk ay kadar önceydi, evde televizyon izliyordum. Televizyonda haberler açıktı ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir haber yayındaydı. Bir evin önünde açıklama yapıyordu, kulak kabarttım. 28 Şubat'ta başörtüsü nedeniyle işten atılmış Sultan Kara isimli öğretmenimizin ziyaretine gitmişti ve evinin önünde açıklama yapıyordu. Daha önceki helalleşme buluşmalarını da elbette ki takip ediyordum ama bu sefer detaylar çok ilgimi çekti. Birincisi evine kadar gitmişti. Yani parti merkezinde, işte bir yerde, otelde, şurada burada, işte bir STK'da değil, evine kahvaltıya gitmişti. Ve işte parti kurmayları, işte şu başkanı, bu başkanı ile değil, çok muhterem Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte eşini almış. Tıpkı bir aile ziyareti gibi, aile ziyaretine gider gibi gitmişti. İçeride çok güzel muhabbetler olduğu belli açıklamalardan. İçeride basın yok, dışarıya çıktığında açıklama yapıyordu. Bu beni çok duygusal olarak etkiledi ve açıklamasını dinlediğimde de çok etkilendim. Bu kelimeleri, cümleleri dikkat edin lütfen. Daha sonra buraya bir atıf yapacağım. Aynen şöyle dedi: biz hata yaptık. Sıradan bir hata değildi. İnsanların hayatları mahvoldu. Ben böyle bir sarsıldım. Çünkü maalesef ülkemizde siyasi liderlerden hata yaptık, sıradan bir hata değildi, İnsanların hayatları mahvoldu sözlerini dinlemeye hiç alışık değildi bu kulaklar. Nasıl dedim ya, bu kadar samimiyetle öz eleştiri nasıl yapar bir parti lideri diye. Çok etkilendim ve çok samimi buldum. Biraz da hislendim. Sosyal medyamdan Sayın Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek şöyle bir mesaj paylaştım. Çok memnun oldum Sayın Kılıçdaroğlu, tebrik ediyorum. Biraz da mahcup oldum. Çünkü bana şöyle hissettirdi. Yani bu insan aylardır kapı kapı dolaşıyor. Kendisinin hiç dahli olmayan hatalarla ilgili, yani kişisel olarak hiçbir dahli yok. Ama sırf ait olduğu mahallede yapılan hataları kendi omuzlarına yükleyerek, o suçları omuzlayarak kapı kapı dolaşıp bu kadar mütevazi bir şekilde bize hakkınızı helal edin, hata yaptık diye bu şekilde bir çaba içerisinde ve orada da şunu diyordu, yani bu helalleşmenin ülke çapına yayılması lazım, herkesin birbiriyle helalleşmesi lazım söylüyor ama maalesef bizler diyeyim, yani tenzih ederek söylüyorum öyle olmayanları, tabii ki biz de tabii gel bakalım işte, gel bize helal ettir hakkını falan diye böyle üstenci bir bakışla, böyle hiç nezakete uymayan bir şekilde öyle duruyoruz. Yani çok memnun oluyoruz. Tabii ayağımıza biri geliyor, hakkını helal et diyor, nefsimizi okşuyor. Ancak herkes biliyor ki asgari nezaketin bile gereği, ya birisi size gömleğin ne kadar güzel derse, sizinki de çok güzel dersin. Bu asgari bir nezakettir. Hele ki helalleşmede biri sana hakkını helal et derse, helal olsun kardeşim, sen de helal et dersin. Bu hepimizin bildiği bir şeydir. Peki ne oluyordu da biz şunu diyemedik bu kadar helalleşme buluşmasında? Estağfurullah Kemal Bey, asıl siz helal edin. Bakın, sen de helal et değil, asıl siz helal edin.
Çünkü zaten bu kişisel bir helalleşme değil. Yani ne ben bir suç işledim ne o bir suç işledi. Ama ben de burada ait olduğum mahalledeki yapılanlar adına konuşuyorum. Buradaki herkes de öyle. O da zaten kendi ait olduğu mahallesindeki yapılanlar adına konuşuyor. Kimse Kemal Bey atmadı o öğretmen kardeşimizi işten. Veya ben de kişisel olarak Kemal Bey'e bir zararım dokunmadı. Ama burada ne demek istediğimi herkes biliyor bence. Ona detaylandırmaya gerek duymuyorum. Dolayısıyla mahcup oldum, utandım ve buna mutlaka karşılık vermemiz gerekiyor. Çok ayıp oldu. Mutlaka siz de lütfen helal edin anlamında bir şey yapmamız gerekiyor diye düşündüm ve bunu dostlarımla paylaşmaya başladım. Emin olun kime söylediysen Fatma çok haklısın, çok güzel bir şey dedi. Yani çok pozitif geri dönüşler aldım. Zaten o dostlarım da şu anda buradalar. Hikayeyi de bu şekilde biliyorlar. Peki dedim öyleyse bunu görünür kılalım. Yani kendi aramızda konuşarak yapmayalım. Çünkü Kemal Bey de şöyle yapabilir. CHP merkezinde burada konuşur. Kimse duymaz, kimse bilmez ama biz konuştuk der. Ama öyle değil. Basının önüne çıkıyor, kamuoyunun önüne çıkıyor. Mutlaka kendi mahallesinden tabuları olanlar var. Ona da diyorlardır işte sen belki gericilere gidiyorsun falan. İşte laikliğimize halel geliyor falan diyorlardır. Bilemiyorum ne diyorlar tam olarak. Ama itirazlar aldığını tahmin ediyorum. Hepsinde kulaklarını tıkıyor. Bütün o tabuları yara yara herkesin göreceği şekilde yapıyor. Öyleyse biz de adaletin gereği olarak herkesin göreceği şekilde mahallemizin bütün mahalleden yiyeceğimiz bütün zılgıtlara rağmen şimdi bize diyecekler CHP'ye gittiniz işte şöyle böyle neyse biliyorsunuz ne diyeceklerini. Bütün bunları göze alarak aynı şekilde bir karşılık vermemiz gerekiyor. Doğru olan bu, adaletin gereği olan bu. Bugün tam da bunun için buradayız. Sözlerimi ez cümle şöyle bağlamak istiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu, az önce oraya atıf yapacağım demiştiniz hatırlarsanız. Biz de çok hata yaptık. Bu hatalar sıradan hatalar değildi. Sizlerin de hayatları mahvoldu. Lütfen siz de bize hakkınızı helal edin. Şimdi tam da tarihte o kadar güzel denk geldi ki Muharrem ayına denk geldi biliyorsunuz. Anadolu'nun çok ortak bir kültürel değeri var. Aşure. Ne yapalım Kemal Bey eli boş gitmeyelim işte çikolata mı yaptıralım işte bilmem ne pastanesinden işte şu havalı çiçekçiden çiçek mi falan yok dedik ya. Allah bunu böyle denk getirdi biz aşuremizi alıp gidelim. Çünkü şöyle bir şey var biliyorsunuz dostlar rivayet edilir ki yani rivayet ama çok da oturan bir rivayettir. Nuh'un gemisinde herkesin elinde bir parça yiyecek var birinde buğday var birinde nohut birinde fasulye. Hepsi birlikte bir araya getiriyorlar ve bir kazanda yemek yapıyorlar. Aşure oradan gelir derler. Bugün bizde bir dostumuz fasulye getirdi, bir dostumuz nohut getirdi, bir dostumuz fındık getirdi. Fikri anlamda söylüyorum tabii ki. Düşünceleri hepsi onların azıklarıdır. Bütün bu düşüncelerimizi, duygularımızı burada bir kara kazanda kaynatmaya geldik. Şöyle ki aşurenin çok güzel bir özelliği. O kara kazanda kaynatırsınız, bir olursunuz ama hiçbiri kendi kimliğinden ödün vermez. Yani hepsi eriyip bir bulamaça dönüşmez. Fasulye hala fasulyedir, nohut hala nohuttur, fındık hala fındıktır. Herkes kendi kimliğini korur ama bir kazanda olmanın, kaynamanın verdiği tadı da taşır. Burada biz ne size dönüşmeye geldik ne sizi kendimize dönüştürmeye geldik. Kendi kimliklerimizi koruyarak bir kazanda hemhal olmaya geldik. O yüzden aşure ikramımızı şimdi size bir sürpriz olarak yapmak istiyoruz. Aşurelerimiz de geldik. Arkadaşlar yardımcı olurlarsa çok sevinirim. Daha sonra dostlarımıza söz vereceğim. Birkaç dakika onların düşüncelerini çok uzatmamak kaydıyla dostlar. Çünkü yormayalım bayağı kalabalığız. Ondan sonra yavaş yavaş bitiririz. Çok teşekkür ediyorum. Peki bir taraftan aşureleri servis edebiliriz. Diğer taraftan da ben dostlarıma söz vermek istiyorum. Zeki Görgün abimiz burada mı? Henüz teşrif etmedi herhalde. Öyleyse Ayşe Şafak hocam kürsüye sizi alalım mümkünse. Teşekkür ederim. Tamamen doğaçlama olacak. Hocamın sürprizi oldu.
Ben bütün toplum olarak, Türkiye'de yaşayan bütün insanlar olarak hepimizin Kemal Bey'in bu davetini çok samimi buluyorum. Hepimizin bu düşünce etrafında birleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben aynı zamanda gazetecilikte okudum 50 yaşından sonra ve bu benim için çok büyük bir perspektif sağladı bana. Bütün Türkiye'de yaşayan ve dünyada yaşayan global bir şeyiz, bir yapıdayız yani biz şu anda bütün insanlar olarak. Hepimizin birbirimizi anlamaya, birbirimizin dertleriyle dertlenme ihtiyacımız var. Biz 1000 küsur yıldır Anadolu'da beraber yaşıyoruz. Hepimiz bir desenin bir parçasıyız. Alevilik, Kürtlük, Lazlık diye bir olgu olmamalı hayatımızda. Yani hepimizi bu hocamın dediği gibi yani aşurenin bir parçasıyız. Çok güzel birlikteliklerimiz var ve biz birbirimizi aslında mesela CHP ile ilgili ben düşünüyorum. Tanımıyormuşuz aslında. Yani bu son 2000'lerden sonra birbirimizin düşüncelerini, görüşlerine açık olmamız gerektiği o kadar aşikar ki. O kadar aşikar. Ben daha fazla bir şey söylemek istemiyorum ama çok samimi buluyorum ben. Bir de şunu söyleyeyim. Bu sadece karşı mahallenin, karşı bizim dışımızdaki diyeyim ya da A kişisinin, B kişisinin birbirine sarılması olmamalı. Bizlere sadece bu helalleşme kavramı CHP'den bize gelmemeli. Bir sürü diğer siyasi partiler de bunu yapabilmeli ve ben bunu hayretle medyadan takip ediyorum. Hiç kimse kalkıp da biz hata yaptık demiyor. Asıl bu işin suçlusunun ben şu anda mesela helalleşmeyi isteyen kesim olduğunu düşünmüyorum. Çünkü iktidarda onlar değildi. Mesela şu anda altılı masa grubu içindeki insanların, parti liderlerinin bunu diyebilmesi lazım. Ben bir vatandaş olarak bunu bekliyorum. Çok açık yani. Bir vatandaşım ben ve bunun olması gerektiğine inanıyorum. Herkes birbirine gel kardeşim şu ülkeyi el ele tutuşalım, birlikte düzlüğe çıkaralım, demokraside, adalette anlaşalım. Yani sen ben diye bir şey olmamalı. Ben böyle düşünüyorum. Biraz doğaçlama oldu ama. Ay, kusura bakmayın. Estağfurullah hocam, ağzınıza sağlık, çok teşekkürler. Şakir Diclihan Hocam, buyurun lütfen. Şair diyor ki, yenilgi, yenilgi, sonunda büyüyen bir zafer vardır. Tarihte yenilgiyle işe başlayanlar eninde sonunda iktidara gelmeyi de hak etmişlerdir. Hani Diyarbakırlı bir şair diyor ya, ruhum benim oldukça bu imanla beraber 300 sene, 500 sene, 400 sene bekler. Dolayısıyla bekleme modunda olan insanların mutlak surette başarı kendileri için mukadderdir. Tarihin en büyük fırsatını yakalıyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu. Ben size, zat-ı alinize şunu arz etmek istiyorum. Kürtlerin en büyük şairi Malay Ceziri diyor ki, Talih kubete fırsat mühletlinik harame min amri nuhnine saki vele bles hoş. Diyor ki şair, eğer talih sizin elinize bir fırsatı geçirdiyse onu ihmal etmeniz günahtır, haramdır. Çünkü bende Hazreti Nuh'a verilen 1000 yıllık ömür yoktur. Dolayısıyla o kısa müddet içerisinde elimizden ne gelirse yapmamız gerekiyor. Bu büyük bir imkandır. Fransız yazarı diyor ya, dünya bazen bir sevgiyle vefa gösterir. Bazen de her lütfunda 1000 cefa gösterir. İster gam, ister sevinç olsun bahtına çıkan, dünyada ne gösterse ancak bir defa gösterir. Evet, biz bugün
talihin bir defa sizin elinize geçirdiği fırsatı yakalamak üzereyiz. İnşallah bunu değerlendirirsiniz ve inşallah bunun üstesinden gelirsiniz. Büyük bir cesarettir. Helalleşme diyorsunuz bu. Şu ana kadar Cumhuriyet dönemi boyunca bir liderin kullanmadığı bir kelimedir, bir kavramdır bu. Samimi olduğunuz müddetçe Allah bu yolda sizin yardımcınız olacaktır. Bu kür düğümü, bu gordiyumu çözmek için İskender aramaya ihtiyaç yok. Çünkü İskenderler bizim içimizdedirler. Ve o İskenderlerin terkisinde mutlaka Aristo'nun, büyük bir bilgenin düşünceleri vardır, kitapları vardır. Siz de büyük bilgeleri düşündüğünüz ve dinlediğiniz takdirde mutlaka başarıyı elde edeceksiniz. Sizin ekibinizin içinde derdi olan insanları seçmelisiniz. Artık derdi olmayan insandan bir hayır yok. Yani derdi para kazanmak olan, ihale olan, şu olan, bu olan insanlar değil. Bu memleketi ayağa kaldıracak ve tahrip edilmiş olan bütün bu viraneyi tekrar düzeltecek dertli insanlara ihtiyaç vardır. Şair bunu ne güzel ifade ediyordu. Ben aşkı göğsümde kurşun çiçek gibi taşımıyorum. Ben aşkı göğsümde kurşun gibi taşıyorum. Gelmişim, dayanmışım demir kapısına sevdanın. Ben yaşamıyor gibi, yaşamıyor gibi yaşıyorum. Ben aşkı göğsümde kurşun gibi taşıyorum. Bize bugün memleket sevdasını, memleket aşkını göğsünde kurşun gibi taşıyan insanlara ihtiyaç vardır. Yarın iktidara geldiğinizde yapacağınız çok iş vardır. Birincisi, bugün Orta Doğu coğrafyası 6 milyon insan şehit etmek suretiyle, şehit vermek suretiyle harap vaziyettedir. Bu Orta Doğu coğrafyasını ayağa kaldırmakla mükellefiz. Arapları çok iyi bilen bir insan olarak şunu arz etmek istiyorum. Hazreti Ali'nin Araplarla ilgili bir sözü vardır. Diyor ki Hazreti Ali, قَدْ اِتَّفَقَ الْعَرَبُ اَلَّا يَتَّفِقُ Araplar birleşmeme konusunda birleşmişlerdir. Dolayısıyla 1400 senedir bu devam eden ayrılıklara bir son vermemiz gerekiyor. Ve Orta Doğu coğrafyasını gözyaşlarının değil, sarayların, muhteşem binaların, insanların huzurlu bir şekilde yaşadığı bir bölge haline getirmekle mükellefiz. Siz bununla önce bir dış siyasete başlayacaksınız. Bugün Suriye'de, bugün Irak'ta, Yemen'de, şurada burada binlerce insan gitti. Ve Türkiye bu kadar mücadelesi içerisinde geldiği nokta, deyim yerinde ise tahta sıfırdır. Sıfırın altı sıfırdır. İkinci bir husus, memleket bugün maddi ve manevi çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Bunu çözmenin en önemli yolu üç kuraldan geçer. Birincisi, israfı yok edeceksiniz, israfı kaldıracaksınız. İkincisi, bu sıkıntılar içerisinde savaşa giden paralara dur diyeceksiniz. Ve üçüncüsü de yarana, ahbaba dağıtılan ülufelerin musluğunu keseceksiniz. İnanın, bu üç kuralı yerine getirdiğiniz takdirde ülke tekrar eski günlerine gelecektir. Tarih boyunca bu ülke nice sıkıntılar gördü. Tarihte Hülagü Han geldi, Timur Lenk geldi, İstiklal Savaşı oldu. Taş üstünde taş, tabiri caizse baş üstünde baş kalmadı. Ama bu ülke tekrar ayağa kalkmasını bildi. Yeter ki akılla, izanla, imanla hareket edelim. İslam dine derler ki imanın şartı altıdır. Ve ona ilave olarak derler ki yedinci şartta bir insanın kendi haddini, sınırını bilmesidir. Şimdi sizin şu anda oluşturmakta olduğunuz altı parti vardır. Bu partilerin de sizin kadar bu işte bir çaba içinde olmaları gerekir. Ama unutmayalım ki bir yedinci parti daha vardır.
siz bu 7. partiyi yanınıza almadığınız takdirde bugünkü ülkenin şartlarında bir başarı elde etmek mümkün değildir. Ben o bilgeliğinizle, halim selim duruşunuzla bunu başaracağınıza inanıyorum inşallah ve ülkeyi hep birlikte mutlaka ayağa kaldıracağına olan inancım tamdır ve kısa bir sürede de bunun gerçekleşebileceğine olan bu inancımı korumaktayım. Tamam. Toparlayayım hemen. Başka arkadaşların da hakkı vardır. Hakka riayet edelim. 3Y ile mücadele edeceksiniz. Yoksullukla, yoklukla ve bir de yasaklarla. En büyük sıkıntımız Türkiye'nin budur. Eğer demokrasi gelirse, eğer bu yasaklar ortadan kaldırılırsa inan ki güllük gülistanlık olacaktır. Ben size en son olarak şunu arz edeyim. Pakistan'ın meşhur büyük şairi vardır Muhammed İkbal, diyor ki gel bu dünyayı yeniden gülistan yap, eski dünyayı tekrar gençleştir. Bütün mesele burada eski dünyayı gülistan yapmak ve bütün mesele eski dünyayı tekrar gençleştirmektir. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim efendim. Şakir Diclehan hocamıza aşure kazanımıza katkısından ötürü teşekkür ediyoruz. Fatma Çetinkaya, Şeref Yılmaz hocam burada mı? Meryem Altınkaynak hocam, Şeref hoca burada. Değerli dostlar, konuşmalarımızı böyle birkaç dakikayla sınırı tutarsak çok yoğurmamak için, çünkü uzun bir konuşmacı listemiz var. Buyurun Şeref Hocam. Saygıdeğer Genel Başkanım, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ülkenin 20 yıldan bu yana karpuz gibi ortadan ayrıldığı, sonra küçük küçük dilimlere bölündüğü, ardından o dilimlerin kolayca yutulmaya çalışıldığı, demokrasi, insan hakları ve özgürlüklerin, hak, hukuk ve adaletin askıya alınmaya çalışıldığı, cumhuriyet mirasının hoyratça savrulduğu zorlu bir zamanda siz adalet yürüyüşü deyip Ankara'dan halka doğru bir adım attınız, yola çıktınız. Maltepe'de sizi karşılayan yüz binleri gördünüz. Millet için umut ışığı oldunuz. Demek ki zorlukların üstesinden gelebilmek, zora talip olmakla mümkünmüş. Siz zora talip oldunuz. İyi de ettiniz. Bir atalar sözü, bir musibet bin nasihattan yeğdir der. Almanlar tek yetkiyi bir adama vermenin ağır bedelini bütün dünyada hortlayan faşizmle ödediler. Ama aynı Almanlar kısa sürede kendilerini toparlayıp İsa gelse tek yetkiyi bundan sonra ona bile vermeyeceğiz demesini bildiler. İkinci Dünya Savaşı'na girmiş olan Almanya, takdir edersiniz ki İkinci Dünya Savaşı'na girmemiş olan Türkiye'nin bugün gerek demokrasi, hak ve özgürlükler bakımından, gerekse ekonomik olarak çok çok ilerisinde ve önündedir. Japonların gözünü Nagasaki'ye ve Hiroşima'ya atılan bombalar açtı. Onlar bugün teknolojik olarak ve ekonomik olarak Türkiye'nin çok çok önünde ve ilerisindedir. Örnekleri çoğaltmak elbette mümkün. 15 Temmuz'un her türlü hukuksuzluğa perde yapılmak istendiği bir dönemde, meclisin askıya alınmak istendiği bir dönemde, muhalif seslerin susturulmak istendiği bir dönemde, ana muhalefetin
varlığına tahammül edilemediği bir dönemde, iyi insanların iyi düşüncelerle parti kurup mecliste seslerini duyurmak istediği bir dönemde, buna engel olunmak istendiği bir dönemde, siz milletvekili transferi yaparak büyük bir risk aldınız. Ama aynı zamanda Türk demokrasisine unutulmaz bir katkıda bulundunuz. Bununla da kalmadınız, iktidarın şeytanca planlarını alt üst etmeyi başardınız. Milletin umut ışığı oldunuz. Bugün helalleşme başlığı altında halka doğru tekrar bir adım attınız. Biz de size doğru iki adım atacağız. Helalleşme elbette karşılıklı olur. Ancak siz bu halka yaşatılan geçmişteki mağduriyetlerin, mahkumiyetlerin, mazlumiyetlerin, insanlık dışı muamelelerin aslında hiçbir yerinde yoksunuz. Bunun sorumlusu siz de değilsiniz. Siz o dönemin aktörü de değilsiniz esasen. Ancak bunları bu millete reva görenler, bugün bir yerde sorumsuzca ve yüzsüzce çaylarını içiyor, kahvelerini yudumluyor olabilirler. Siz onların o yüzsüzlüklerine karşılık bu mağduriyeti vicdanınızda duymuş olmalısınız ki onlara ders verircesine helalleşmek için yola çıktınız. Bu da bir olgunluktur. Dolayısıyla biz, ben şahsım adına, ailem adına, çevrem adına, sizin bu ülkenin normalleşmesi için, bu ülke demokrasisine katkıda bulunmak için attığınız ve atacağınız her adımda arkanızda, yanınızda ve içinizde olacağım. Kademiniz kutlu, yolunuz açık, Allah yardımcınız olsun diyorum. Bir kere daha saygıyla selamlıyorum. Şeref Hocam'a çok teşekkür ediyoruz. Meryem Altınkaynak Hocam, buyurun lütfen. Sayın Genel Başkan, Sayın İl Başkanı, çok değerli basın mensupları, değerli hanımefendiler, beyefendiler. Meryem Altınkaynak ben. Üsküdar Müftülüğü'nde görev yapıyorum. Kur'an hocasıyım. Fatma Hanım'la tanışıklığımızdan dolayı burada bulunuyorum. Konum siyaset değil, insan. Hayat felsefesi olarak hayatımı örtülü bir kadın olarak yaşadığımdan dolayı çok mağduriyetler geçirdim. Hakaretlere maruz kaldım. Bu benim hayat tercihimdi. Sonra araştırdım, soruşturdum, kendimi çok eğittim. Neden bu aşağılamalar? Neden? Gördüm ki o kişinin küçük düşüncesi, geniş bakamaması, sadece görüntüye göre değer vermesi ve öğrendim ki insan dış görünüşüyle değil, yüreğiyle insandır. İnsan dış görünüşüyle Müslüman değil, yüreğiyle Müslümandır. Dolayısıyla karşımdaki kim olursa olsun, inancına bakmadan, dış görüntüsüne bakmadan elinden tutup kaldırmayı hedefledim. Benim için gerçek din de budur. Şimdi elbette bu konuyla alakalı çok konuşacak şey var. Ben 6 çocuk annesi, 4 kız annesi, 2 erkek evladı olarak ve kadın olarak bir sürü şeyi üstesinden geldiğimi düşünerek elbette burada siyasi büyüklerimize biraz da bunları duyurmak için bir fırsat bilerek Fatma Hanım'a da teşekkür ediyorum bundan dolayı. Mikrofona çağırdığı için. Bir kadın olarak ızdıraplıyım, dertlerim var. Bir ülkede ayda 34, 36, 40'a varan kadının öldürüldüğü, taciz edildiği bir ülkede ben yaşamak istemiyorum. Ben kadınların rahat bir şekilde hayatlarını sürdürebildikleri, rahat bir şekilde eşinden ayrılabildikleri, yani bu kadar basit, ayrılmak istiyorum ve ayrılacağım. Sen ya benimsin ya kara toprağınsın diye bir felsefe güden insanların olduğu bir ülkede ben olmak istemiyorum. Ben bir kadınım. Ben yaşamak istiyorum. Dolayısıyla siyasetçi büyüklerimin
değerli başkan, siyasetçi büyüklerimin bu tarz cüretkar, bu kadar hadsiz çıkışı olan ve sizleri elbette ki tenzih ediyorum, kendilerine erkek diyen bu cinslerin cezai meyidelerinin çok yüksek olmasını, üç ay yatarım da çıkarım ne olacak, seni gebertirim, hiç değilse kafam rahat olur gider üç ay yatarım diyebilecek bir mantığa sahip olmaması gerektiklerini, bunlara siz büyüklerimizin bildirmesi gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda müzisyenim, aynı zamanda yazıyorum, çiziyorum. Çalışan bir kafam var Allah'a şükür, o yüzden buradayım. Ben bir siyasetçi değilim, bir sivil toplum örgütünün Diyanet'te olduğum için bir sendikanın kadın kolları genel başkanıyım. Genel başkanımın size selam var, Ömer Bey'in selam var. Dolayısıyla kadınların hür dolaştığı, çocuklarımızın erkeklerin iradesi olduğu kadar yaşayabildiği bir ülkede değil, sosyal hayatta, siyasi partilerde, ev hayatında, her alanda rahat bir şekilde olması gerektiği kadar özgür bir şekilde hayatını devam ettirmesi gerektiğini düşünüyorum. Belki Sayın Başkanım çok mütevazi ve çok güzel bir yerde topladınız. Bunun devamını ben arzu ederim. Çünkü buradan mutlaka o mecliste konuşulacak çok güzel şeyler çıkacaktır. Her biri bir dünya olan bu değerli hanımefendi ve beyefendilerden çok güzel fikirler çıkacaktır. Bunları eminim ki güzel yerlere ulaştıracaksınız. Diğer partilerden de böyle çıkışlar bekliyoruz. Bu kadar az ve öz ana şeyler, konular çıkarıp mecliste gündeme getirilmesini istiyoruz. Emin olun çok konuşulacak şey var gerçekten. Yüreğim çok dolu, bir kadın olarak ızdıraplıyım, dertliyim dedim ya hani değerli konuklar. Bir iki dakikaya sığacak şeyler değil Sayın Başkan. O yüzden lütfen bunun devamı olsun istiyorum. Bir Türkiye şarkım var. Onu da almanızı istiyorum. bilseydim konuşacağımı getirir burada sizi paylaşırdım ama inşallah paylaşacağımı ümit ediyorum. Şimdi din görevlisi olarak sesle alakalı çok ciddi sıkıntılar var biliyorsunuz. Burada ben söylersem Fatma Hanım vallahi beni topa koyarlar. Klip yaptım ama buna rağmen bir sürü soruşturma falan geçirdik. Ben onu başkanıma özel olarak okuyayım müsaade ederseniz. Çok teşekkür ederim. Ben zevkle okurdum ama henüz maalesef at gözlüğüyle baktığımız için bir sürü şey olduğu gibi buna da maalesef bunu gerçekleştiremiyorum. Çok üzgünüm bunun için. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum efendim. Hayırlı günler. Meryem Altınkaynak hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bence cesareti için bir alkışı daha hak ediyor. Çünkü kendisi Diyanet'te halen çalışan bir memur. Buna rağmen bu kadar açık yüreklilikle gelip bunları ifade ettiği için çok teşekkür ediyorum. Ömer İçmeli hocam. Burada mı? Hoş geldin Sayın Genel Başkan. Fatma Hanım'a da teşekkür etmek istiyorum. Tabii bu kadar değerli hocanın arkasından konuşmak çok zor olsa gerek. Ömer İçmeli, ben Elazığ, Kartal'daki Elazığ Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanıyım. Aynı zamanda da Kartal'da 30 derneğin içinde olduğu Kültür Kardeşliği Platformu Genel Başkanıyım. Bu Kültür Kardeşliği Platformu ile ilgili tırnak içinde şunu söylemek istiyorum. Kartal Cemevi'nin, Balkanlar Derneği'nin ve Kartal'da bulunan il derneklerinin oluşturduğu bir platform. Şu anda bu toplantıya gelmemdeki en büyük amaçlardan biri de çıkışı yapan Sayın Kılıçdaroğlu'nun, helalleşme çıkışını yaptığı Sayın Kılıçdaroğlu'nun tam da bu Kültür Kardeşliği platformuyla örtüşen bir yapı olduğu için konuşma fırsatı verdiği için de teşekkür ediyorum. Çünkü biz yaşımız itibariyle 80 öncesini yaşadık.
birbirini kıran döken sağ sol dönemini yaşadık. Daha sonra ülkede hala devam eden Alevi, Sünni veya diğer mezhepsel, etniksel yapıları yaşadık. Bu helalleşmenin sadece örtülerle, açıklarla veya 28 Şubat dönemindeki yaşanan acı veya ondan öncesinde yaşanan acılarla ilgili olmaması gerektiğini düşünüyorum. Herkes bir makam sahibi olabilir. Herkes mal mülk sahibi olabilir. Ama insan olmak sadece insanın elindedir. Öncelikle bu işlerin sonuç alabilmesi için benim inancıma göre adaletin olmazsa olmazı ayağıdır. Eğer adaletli olunsaydı bugün ne helalleşme olurdu ne de böyle bir toplantıya ihtiyaç duyulurdu. Özellikle herkes herkese eşit bir şekilde adaletli davranması gerektiği noktasında altın çizmemiz gereken bu konuyu buradan duyurmak istiyorum. Bir de bir soru sormak istiyorum bütün Türkiye'ye bu vesileyle. Biz neden Sünniyiz? Biz neden Aleviyiz? Eğer Müslümansak Allah'ımız bir, Peygamberimiz bir, Kur'an'ımız bir, İslam'ı açıdan söylüyorum. Bundan sonra çıkışı yapılmış olan Alevilik, Sünnilik veya diğer mezheplerin oluşması tamamen bizi bölüp parçalamaya yönelik olduğuna inanıyorum. Ben Sünni biri olarak Alevi kardeşlerime de soruyorum zaman zaman. Neden Alevisiniz diye? Kur'an'da yok. Peygamber Efendimiz'in hadislerinde yok. Hocalarımız var burada. Varsa da beni düzeltin lütfen. Olmayan bir şeyi sonradan çıkarıp birbirimizi tırnaklayıp birbirimizi haşat etmek için mücadele etmenin ne anlamı olduğunu düşünüyorum. Bu vesileyle çıkışınızı kutluyorum. Tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum Seyyar Başak. Teşekkür ederim. Ömer Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sayın Muharrem Kaşıtoğlu buyurun. Sayın Genel Başkan, kıymetli hazırım, hepinize saygılar sunuyorum. Muhafazakar bir insan olarak karşınızdayım. Üç evladım var. Üçü de İmam Hatip öğrencisi. Bir tanesi hafız. AK Parti her şeye 2002 yılı seçimleri öncesinde pek çok mağduriyetin yaşandığı ülkede mağduriyetleri, adaletsizlikleri, hukuksuzlukları ortadan kaldıracağız diye yola çıkmıştı. Adaletsizliklerin ve hukuksuzlukların muhatabı olan Türkiye seçmeni de AK Parti'ye biliyorsunuz destek vermişti. Pek çok seçimde de bu desteğini yineledi. Ama AK Parti bugün gelinen noktada AK Parti'yi ben neye benzetiyorum? Erkekler bilir, askerliğini yapan erkekler. Askerde devrecilik diye bir kavram vardır malumunuz. Yeni askerler, alt devre dediğimiz askerler askere gittiklerinde üst devre tarafından büyük eziyet görür, baskı görür. Tırnak içinde o askeriyenin şartlarına göre zulüm görürlerdi. Yeni askerler, alt devre askerler buna isyan ederlerdi. Bununla ilgili sürekli şikayet ederlerdi kendi içlerinde. Ve biz üst devre olunca devreciliği, bu baskıyı, bu zulmü, bu haksızlığı, adaletsizliği kaldıracağız derlerdi. Ama bu askerler, bu alt devre askerler üst devre olunca maalesef eski üst devrelerinin zulmünü bile aratır hale gelirlerdi. İşte AK Parti budur. AK Parti bu vaatlerle gelip haksızlığı, hukuksuzluğu düzelteceğiz diye gelip bugün geldiğimiz noktada geçmişte yapılan bu mahalleye, bizim mahallemize geçmişte yapılan haksızlıkların, hukuksuzlukların ve adaletsizliklerin belli alanlarda 100 katını, 1000 katını yapan bir siyasi parti haline gelmiştir. İşte bizim mücadelemiz, en azından kendi mücadelem,
Bu muhafazakarlık kimliğini, İslami kimliği, tırnak içinde söylüyorum, millilik kimliğini kullanarak insanların daha fazla aldatılmalarına karşı bir duruştur. Burada niye buradayım? Fatma Hanım'ın severiz kendisini. Onun dışında onun davetinin anlamını kavradığım için, çok değerli ve kıymetli bulduğum için buradayım Sayın Genel Başkan. Sizin yaptıklarınızın, yapacaklarınızın teminatı olduğunu ben içselleştirdim. Misal, somut örnek vermek gerekirse Sayın Genel Başkan yakın zamanda, çok değil, üniversitelerde başörtü sorunu tam olarak çözülmediği zamanlarda dedi ki bizim böyle bir sorunumuz yok. Getirin kardeşim, sonuna kadar destek veririz dedi. Karşı tarafın kimyası bozuldu. Çünkü buradan rant bekliyorlardı. Ama Sayın Genel Başkan o rantı vermedi onlara. Ve yine somut adım, 2 yıl önce Ayasofya'nın açılışının hemen öncesinde Sayın Genel Başkan yine dedi ki bugüne kadar açmadığınız hata kardeşim, açın, destek oluruz dedi. Karşı tarafın yine abondanı etti. Burada ben bunu siyaseten söylediğine inanmıyorum Sayın Genel Başkanım. Bunu samimiyetle söylediğini, son yıllardaki uyguladığı politikalarla, teşkilatlarındaki yenileştirme de dahil buna. Çok radikal bakan insanları teşkilatlardan uzakta tutma çabası da dahil olduğunu bildiğim için bu çalışmalarını, bu faaliyetlerini samimi buluyorum. Naçizane Sayın Genel Başkan, muhafazakar bir insan olarak ve evlatlarını İmam Hatip'te okutan bir insan olarak dini eğitim meselelerinde İmam Hatip'lerin varlığını daha da nitelikli hale getirerek sürdürülmesi noktasında ve Kur'an eğitimlerinin de nitelikli hale getirilerek sürdürülmesi noktasında altılı masanın diğer muhafazakar partilerinden bağımsız olarak doğal bir liderliğiniz var. Sizin daha sık, daha net karşı mahallenin endişeli muhafazakar seçmeni Sayın Genel Başkan rahatlatacak somut açıklamaları daha vurguluyor olmanız gerektiğini düşünüyorum. Oradan olan bir insan olarak hala endişeli bir muhafazakar seçmen var. İktidar partisine son derece kızgın ve kırgın, kopuş noktasında olan büyük bir seçmen kitlesi var. Ama onların yüreklerini ferahlatma noktasında altılı masanın diğer 5 üyesinin açıklamalarından daha önemli sizin açıklamalarınız olduğunu ben burada altını çizmek istiyorum. Bu helalleşme noktasının çok daha samimi bir boyuta geleceği noktasında da inancımı belirtmek istiyorum. Ben kendisinden Alevi vatandaş olduğu için ayrıca bir helallik alıyorum bir Sünni olarak. Bizi kodladılar uzun yıllar boyunca Sünni ailelerde. Alevilerin yaptığı yenmez dediler. Alevilerden kız alınmaz dediler. Biz de aklımız belli bir noktaya gelene kadar bu saçma sapan söylemlerle etkilendik, etkisi altında kaldık. Haklarına girdik. Ben de bir Muharrem Kaşıtoğlu olarak bununla ilgili helallik talep ediyorum. Bu fikir çok iyi Fatma Hanım. Gerçekten çok kıymetli bu helalleşme girişimi. O kadar güzel bir ortam oluşmuş ki heyecanlanmamak mümkün değil. Bu helalleşme meselesinin daha etkili hale gelmesi için Sayın Genel Başkan ve İl Başkanımıza da buradan söylüyorum. Hale gelmesi için bu fikrin geliştirilmesi, bu fikrin ortaya atanların da bu işe ortak olacağı bir çalışma grubu olur ya da bir başka, ne bileyim, hani yarınlara taşıma adına bu fikri bu salonda bırakmamak adına adımlar atılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu toplumun sizden beklentileri bu anlamda büyük. Bu kucaklamak, aşure mantığında olduğu gibi hep bir arada olup bir lezzet ortaya koymak açısından da bunun devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu vesileyle başta siz olmak üzere tüm ekibinize başarılar diliyorum, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Muharrem Kaşıtoğlu'na çok teşekkür ediyoruz.
Değerli dostlar, biraz daha sabrınızı diliyorum. Çünkü sözünü söylemeden giden olmasın istiyorum. Bir üç kişiye daha söz hakkı vereceğim. Haşmet Osmanoğlu, Bülent Kavak ve Kadir Bal. Haşmet Bey'den başlayalım. Buyurun Haşmet Bey. Değerli dostlar, biraz kısa tutmanızı rica edeyim yormamak adına. Çok teşekkürler. Sayın Genel Başkan, Sayın İstanbul İl Başkanım, hepiniz hoş geldiniz. Sevgili dostlar, bize bu şansı veren Fatma Hanım'a huzurlarınızda teşekkür ederim. Çok çok yerinde bir davranış oldu. Tabii ben 1977, 78, 80, 81'de Elazığ'da Veteriner Fakültesi'nde öğrenciydim. O günlerden bugünlere geldik. Allah'tan da bir Atatürk'ümüz varmış, onun sayesinde. Bundan 100 yıl önce söyledikleri şeyleri günümüzde yaşıyoruz. Sevgili Kılıçdaroğlu, sizden de beklentimiz efendim, bunlardan bir an önce bizi kurtarmanız. Bunlar her türlü, ama aklına gelebilecek, şeytanın bile aklına gelemeyecek her türlü oyunu çevirecekler. Devlet desteğiyle beraber, biliyorsunuz Erbakan Odalar Birliği'nden seçilemedi, odayı boşaltmadı. Polis zoruyla odayı boşalttırdılar. O yüzden sizden de ricam, çalışmalarınızı bunlardan kurtulmamız üzerine yapalım. Saygılar sunuyorum. İyi günler. Çok teşekkürler Haşmet Bey. Muhsin Eşlegül, onu da unutmuşum. Dostlar, tekrar rica edeyim kısa tutmanızı. Herkese söz veriyorum. Sayın Genel Başkan, Sayın İl Başkanı, değerli basın mensupları, değerli misafirler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kendim Maltepe Medine Cami Dernek Başkanıyım. Bu Muharrem ayında, Muharrem ayının bereketi hepimizin üzerine, bütün insanlığın üzerine olsun inşallah. Muharrem ayında gerçekten böyle helallaşma güzel bir şeydir. Bu helallaşmanın da bütün İslam alemine, insanlık alemine hayır getirmesini diliyorum. Gerçekten bugün ülkemizin huzura, barışa, her şeyden önce kardeşliğe ihtiyacı var. Kardeş gibi bir arada yaşama ihtiyacı var. O bundan, şu bundan dememek lazım. Onun için kardeş gibi yaşamamız lazım. Ben kendi şahsım, genel başkanın açmış olduğu bu platformda, bu barış, bu kardeşlik, helallaşma platformu çok samimi buluyorum. Kendim ve ailem adına ben de sizden helallik diyorum Sayın Genel Başkanım'ı. Hepinize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Çok teşekkürler Muhsin Başkan. Nedim Bey, buyurun. Sayın Başkan, Sayın Hazırun, hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sayın Hatiplerin konuşmalarını toparlayayım dersem, yargı, hak, adalet. Şöyle bir şey söyleyeyim çok uzatmadan. Anayasa Mahkemenin üyelerin atanmasıyla ilgili ne gibi bir çalışmanız var? Ne gibi bir şey olacak? Notlarınızın arasında nasıl düşünüyorsunuz? Onu sizden rica edeceğim. Her şeyin başı yargı çünkü. Atıyoruz, bir Anayasa Mahkemesi üyesini atadınız. O kimseye minnet duymadan nasıl karar verecek? Bunu sizden rica ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum, başarılar diliyorum. Biz de çok teşekkür ederiz Nedim Bey. Bülent Kavak. Buyurun. Sayın Genel Başkanım, Sayın İl Başkanım, İl Başkan Yardımcılarım, değerli konuklar, değerli misafirler, saygılar sunuyorum. Ben Genel Başkanımızın helallaşma konusundaki bu çıkışını önemsiyor, değer veriyorum. Bununla birlikte dikkate alması gereken altılı masanın birlik, beraberlik içerisinde yürümesi, her dış güçler deniliyor sürekli, bu dış güçler sürekli kullanılacak. Bölünmesi için, parçalanması için
ellerinden geleni yapacaklar. Fakat buna da toplum da izin vermeyecek, insanlar da izin vermeyecek. Eğer altılı masa seçim gününe kadar birlikte kalırsa bu büyük bir sonuç alacak. Helalleşme konusunun son noktayı genel başkanımız koyacaktır. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Bülent Bey. Kadir Bal. Selamünaleyküm, merhabalar. Ben Kadir Bal. İstanbul'da Tarlabaşı Dayanışma isminde bir oluşumun içerisinde emek vermeye çalışıyorum. Değerli Fatma, bugün buradaki bu buluşmaya beni de davet etti. Çok teşekkür ederim. Biz bir süredir Fatma'yla ve onun beraber olduğu dostlarıyla birçok konuda birlikte yol yürümeye çalışıyoruz. İstanbul'da birçok farklı inançtan insanın hem sofrasına hem gönül dünyasına Fatma vesilesiyle misafir olduk. Bu buluşmalar sadece farklı inançlardan insanlarla sınırlı kalmasın. Bu toplumda yara almış, incitilmiş, politik, siyasi, kültürel, sınıfsal olarak yaralanmış ne kadar kesim varsa bu helalleşmenin herkese doğru yayılması gerektiğini daha önce kendisiyle istişare etmiştik ve bunun içini doldurmak için buraya da bir nebze olsun katkımız olur, bu çorbada da bir parça tuzumuz olur ümidiyle ben de buraya geldim. Çok teşekkür ederim burada bulunan herkese. Ben Fatma'yı, Allah tabii sonunu benzetmesin ama bu zamanın Hallacı Mansuresi olarak görüyorum. Çünkü kendisi Diyanet'ten kovuldu. Daha sonra İBB'den atıldı. Bu kızcağız nereye gitse kovuyorlar. Haliyle bizler doğru yolda demek ki. Bizler kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınıyoruz ama otoritelerin kovduğu, iktidarların kovduğu, yer vermediği insanlar bizim gönlümüzün, başımızın tacıdır. O yüzden Fatma gibi bir arkadaşımın bu toplumda bir kadın olarak, bir emekçi olarak sözünü, sesini esirgemeden kendisine bunca saldırının karşısında dimdik durarak toplumsal helalleşmenin altını doldurma çabasının ben çok kıymetli olduğunu, bu çabaya kesinlikle karşılık verilmesi gerektiğini bir farz-ı ayn olarak görüyorum. O yüzden hem Fatma'ya, hem burada bulunanlara, hem bu toplumun helalleşerek, halleşerek iyileşebileceğine ve adaletle hükmetmeye çalışma gayretinin bir ucundan tutacak olan hangi inançtan, hangi ideolojiden, hangi kesimden olursa olsun bu ortak söze gelmeye çalışacak olan tüm insanlara çok teşekkür ediyorum. Onlarla birlikte yoldaşlık yapmaya çalışıyorum. Bununla da gurur duyuyorum. Çok sağ olun. Selamünaleyküm. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim Fatma. Ben de çok teşekkür ederim Kadir. Son olarak değerli büyüğüm Zeki Görgün hocamı kürsüye davet ediyorum. Zeki hocam buyurun. Merhaba değerli dostlar. Ben aslında 77, 78 ve 80 döneminde bedelini, düşünce suçundan dolayı bedelini ödemiş bir kişi olarak huzurunuzda bulunuyorum. Köken olarak Siirtliyim, Tilloluyum. Hem de marifetnamenin yazıldığı yerdenim. Fakat yaklaşık yaşımız 65'e varırken dünyanın bir sürü ülkesinde yaptığımız analizlerde, gezilerde, toplumlar araştırmalarında şunu öngördük ki bütün dünya toplumunun bir tek temel ihtiyacı var. İsterseniz dini açıdan bakın, isterseniz toplumsal açıdan bakın. Bütün dünya toplumlarının aradığı çok önemli bir kavram var dünyamızda. Yani modern aklın eleştiri ve öz eleştirisinin yitirildiği bir dünyada herkes hak,
hukuk ve adalet kavramlarını arıyor. Bunlar da bütün dünyada insanlığın yurttaşlık bilinci içerisinde herkese eşit ve herkesin dinine, kültürüne, giyimine bakılmaksızın herkes bir insanlık borcu olarak insan olmayı evrensel olarak aramaya çalışıyorlar. Dolayısıyla biz sayın değerli genel başkanımızdan bu konuda farklılık gözetmeksizin ister düşünsel kimlik, inanç ne olursa olsun evrensel nitelikte bir insan boyutuyla olayı alıp bütün toplum kesimlerine özellikle yaygınlaştırmasını talep ediyoruz. Ben 80'li yıllardan sonra öğretmenlikten atılan bir kişi olarak da buradayım. Onun için özellikle benim gibi bir sürü insanın da bu Türkiye toplumunda var olduğunu unutmamak lazım. Biz hiçbir zaman ne okullarımızda ne öğrencilik yıllarımızda kişilerin inançları, kimlikleri üzerinde bir şey öğrenmedik. Ben spor akademisi mezunuyken beden eğitimi bölümüne hiç kimsenin inancını gözetmeksizin derslere girip çıkıyorduk. Ne zaman ki dünya toplumu Berlin Duvarı'nın yıkılığından sonra artık kitlesel oranda bir farklılık yaratmak üzere insanları kimlikleriyle, inançlarıyla birbirlerine düşürdüler. Biz bu ülkede bunlar kışkırtılarak yeni bir kargaşanın içine sürüklenmek istemiyoruz. Çocuklarımızın bu ülkede gelecekleri var. Aksi takdirde benim gözlemlediğim yurt dışında sürekli ülkemizden bir beyin göçüyle karşı karşıyayız. Hem de yetişmiş insan beyniyle. Bunların hepsinin tek tek bir şekliyle bir devletsel politika atmosferi içerisinde bunların önüne geçirmenizi özellikle talep ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Biz de çok teşekkür ederiz sevgili Zeki abi. Değerli dostlar, son bir eklemek istediğim bir şey var. Daha sonrasında Sayın Genel Başkanımıza mikrofonu bırakacağım. Şimdi iğneyi kendimize batırdık. Güzel sözler söyledik. Oldukça iltifatlar ettik. Ancak biraz da çuvaldızı batıralım Sayın Genel Başkanı ve İl Başkanımıza. Çünkü Türkiye'deki en büyük problemlerimizden birinin de fanatikleşme olduğunu düşünüyorum. Yani bir şey yapmaya başladığımızda onun ayarını kaçırıp işte aslansın, kaplansın, harikasın moduna geçip sonra eleştirmemiz gereken yerleri ıskalayabiliyoruz. Kendi adıma da söyleyeyim, sizin de öyle olduğunuzu düşünüyorum. Buraya işte böyle güzelleme yapmak için gelmedik. Bu söylediklerimiz, samimiyetinizi gördük. Ona bir karşılık vermeye geldik. Ancak tabii ki yarın bunun hesabını sorma hakkımız bakidir. Bunu samimiyetinize binaen söylüyorum Sayın Genel Başkan. Umarım öyle olmaz. Her şey çok güzel olur ama hayat bu. Çok tecrübe ettik. Yani çok ümitler bağladığımız insanlar yarın köprüleri geçince bizi yüzüstü bıraktılar. Bazen tamamen, bazen kısmen. Demokrasinin de gereği budur. Bu insanlar bugün size omuz veriyorlar. Yarın eğer bunun altı dolmazsa, işte bunun bir böyle siyaseten söylenmiş bir şey olduğunu hissederlerse, işte bir takım insanların gönlünü almak için tabir caizse, Türkçe'de bir deyim var ya, köprüyü geçene kadar söylendiğini görürlerse, başta ben olmak üzere buraya gelir sizinle kavga ederiz. Kendimi buradan da kovdururum, hiç sorun değil. O kavgayı da yaparız yani. Eğer biz dönersek, yani bu söylediğimizin altını dolduramazsak, makama, mevkiye, politik bir takım şeylere uyup, ülkemizin yararına olan şeyden vazgeçip, tabir caizse yoldan dönersek, siz de gelin bizimle kavga edin. Bu da dostluk hukukunun gereğidir zaten. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Sayın Genel Başkanımızı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkan. Efendim hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Büyük bir dikkatle dinledim. Kamplaşan bir Türkiye istemiyoruz. Kavga eden bir Türkiye istemiyoruz. Barış içinde, huzur içinde yaşamak istiyoruz. Kamplaşmayı siyaset kurumu yapıyorsa geniş kitlelerde derin yaralar açıyor. Bu derin yaralar hem insan olarak bize, hem ülke olarak Türkiye'ye büyük zararlar veriyor. Güzel konuşmalar yapıldı. 3 aşağı 5 yukarı. Ben bu konuşmaları
değişik illerde değişik kişilerden dinledim. Helalleşme sıradan bir çağrı değildir. Helalleşme aynı zamanda oturup düşünmek demektir. Oturup düşüneceğiz. Niye kavga ediyoruz? Hangi gerekçeyle kavga ediyoruz? Hadi kavga ettik. Ya bari barışmasını bilelim. Eğer biz bunu yapabilirsek bu memlekete huzuru getirmiş oluruz. Birlikteliği getirmiş oluruz. Kusur, evet kusurumuz var, söyledim zaten ben onu. Defalarca ifade ettim. Yanlış, evet yanlışımız var. Hata insana mahsus bir kavramdır zaten. Hepimizin hatası olabilir. Bütün mesele aynı hatayı tekrar etmemektir. Aynı yanlışı sürdürmemektir. Bunu yaptığımız zaman sorunu büyük ölçüde çözmüş oluruz. Helalleşmek aynı zamanda barışmak demektir. Ayrıştığımız kişiyle barışmak demektir. Oturup konuşmak demektir. Aynı sofraya oturmak demektir. Aynı yemeğe kaşık sallamak demektir. Sofraya otururken dua etmek demektir. Budur. Helalleşme budur. Helalleşme aynı zamanda geçmişteki yaraları sarmak demektir. Yaralar var. Siyasiler onu kaşıyorlar. Nasıl kanatırız diye o yaraları. Olmaz efendim. O yaraların kapanması lazım. Geleceğe bakmamız lazım. Geçmişteki acılardan ders çıkarıp aynı acıların gelecekte yaşanmaması demektir. Helalleşme budur. Biz bunu yapmak istiyoruz. Bu olmalı zaten. Bu olmadığı takdirde diriliği sağlayamayız. Beraberliği sağlayamayız. Birlikteliği sağlayamayız. Bunu yapmamız lazım. Bu hareketin, yani sizler geldiniz, şeref verdiniz. Onur verdiniz. Arkadaşlarımız konuştu. Bizim açımızdan son derece değerli bir hareket. Çok önemli bir hareket. Oturup konuşmak, dinlemek, bize bakıp yeri geldiğinde sağlıklı ve tutarlı eleştiriler yapmak bizim açımızdan son derece değerlidir. Büyük önem var. Bu buluşmanın büyük bir önemi var. Bizim açımızdan değil sadece, Türk siyaset tarihi açısından büyük bir önemi var bu buluşmanın. Artık beraber olmalıyız, birlikte olmalıyız. Farklı düşünebilir miyiz? Elbette farklı düşüneceğiz. Farklılıklar elbette olabilir. Farklı düşünceler olabilir, farklı görüşler olabilir. Ama bunlar kavga nedeni olmamalı. Niye kavga ediyoruz? Bunları aşmasını bilmeliyiz. 21. yüzyılda artık siyaset kurumu bunları aşmak zorunda ve biz bunları aşacağız inşallah. Erdemli bir hareket aynı zamanda bugün buraya gelişiniz, düşüncelerinizi açıkça ifade edişiniz, yeri geldiğinde bize yönelik eleştirileri de yapmanız erdemli bir harekettir. İnsani bir harekettir. Gelecek kaygısı duymayalım. Düşünce hareketidir bu hareket aynı zamanda. Bu hareket aynı zamanda siyaset kurumuna ders veren bir harekettir. O açıdan buraya gelişiniz, oturup konuşmanız, düşüncelerinizi ifade etmeniz, yeri geldiğinde de bizim samimiyetimizi test etmeniz. Ben samimi bir insanım değerli arkadaşlarım. İçimde ne varsa dışımda da o vardır. Siyasetin de samimi zeminde yürümesini isterim. Böyle olmadığı takdirde memleketi huzura kavuşturamayız. Bunu yapmak zorundayız. Birlikte yapmak zorundayız. Ama aynı amacı güdüyorsak, yani beraber yaşamayı, yani birlikte yaşamayı, yani her evde huzurun olmasını, yani her evde bereketin olmasını, yani sokaklarda, caddelerde kadın, erkek, yaşlı, genç beraber gezmeyi, ya en azından tanımadığımız bir insana bile selam vermeyi, nasılsın demeyi, parkta oturduğumuz zaman en azından yüzümüze karşılık göz göze bakmayı bilmeliyiz, görmeliyiz. Yetiştiğim Anadolu böyle bir Anadolu'ydu. Çocukluğum böyle bir ortamda geçti.
ortaokul öğrencisiyken köylere giderdik. Köylerde ortaokul öğrencilerine sofra kurulurdu değerli arkadaşlarım. Bingöl'ün genç ilçesinin köylerine giderdik biz. Şimdi o kadar yabancılaştık ki birbirimizle neredeyse hiç selamlaşmayacağız. Hiç konuşmayacağız. Dış görüşümüzü esas aldık ve birbirimize o esastan bakıyoruz. O esastan ön yargılarımızın esiri olarak gidiyoruz. Artık ön yargılarımızdan da kurtulmak zorundayız. Bu aynı zamanda bir vatanseverliktir. Vatanımızı seviyoruz, ülkemizi seviyoruz, bayrağımızı seviyoruz, insanımızı seviyoruz. Ya peki bu kavga ne o zaman? Helalleşme aynı zamanda sevgiyi büyütmektir. Sevgiyi büyütmek zorundayız. Dostluğu büyütmek zorundayız. Kardeşliği büyütmek zorundayız. Kucaklaşmalıyız. Hiç tanımadığımız insan, kapı komşumuz diyelim, hiç selamlaşmadık bile. Ama bir acı olduğunda onun acısını paylaşmalıyız. Ortaklaşmalıyız acıda. Sevinçte de ortaklaşmalıyız. Helalleşme aynı zamanda bu ortaklaşmayı büyütmek demektir. Bunu yapmak zorundayız. Ben bu ülkede eğer kuru ekmek kavgasını bitiremiyorsam niye siyaset yapıyorum? Her evde huzurun olması için mücadele etmiyorsam niye siyaset yapıyorum? Eğer toplumun her kesimiyle oy versin veya vermesin, helalleşme bir oy isteme değildir değerli arkadaşlarım. Helalleşme yaşanan derin acılardan ders çıkarıp gelecekte böyle bir acının yaşanmama çağrısıdır aynı zamanda. Yetmedi mi çektiğimiz acılar? Yetmedi mi yaptığımız kavgalar? Bir kardeşimiz konuştu. Bir dönem sağ sol birbirini öldürdü. Bir dönem başkaları birbirini öldürdü. Pırlanta gibi evlatlarımızı kaybettik. Hapishanelerinde eğer düşüncesinden ötürü insanlar hapse atılıyorsa bu doğru değildir değerli arkadaşlarım. Benim gibi düşünmek zorunda değil insanlar ama insanları düşüncelerinden ötürü hapse atamazsınız. Yazıktır, günahtır. Bunların dışına çıkmalıyız artık. Farklı bir yere gelmeliyiz. Gönlümü sizlere açtığımı bilmenizi isterim. Yüreğimi sizlere açtığımı bilmenizi isterim. Helallik, evet, hakkım sizlere helal olsun. Bu konuda en ufak bir endişemiz var. Kin ve kibir benim kitabımda yoktur. Kin ve kibir benim kitabımda yoktur. Beni beğenmeyene de ben saygı duymak zorundayım. Benim söylediğime inanmayana da ben saygı duymak zorundayım. Ama bilmenizi isterim. Bizim helalleşmeye ihtiyacımız var. Ve biz bunu inşallah yapacağız. Birlikte yapacağız. Karşı çıkanlara rağmen yapacağız. Bu ülkeye huzuru, bu ülkeye bereketi, bu ülkeye sevgiyi getireceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Dediğim gibi benim hakkım sizlere helal olsun. Teşekkür ederim. Şunu söyleyebilirim. Yani bir yerde eksiklik varsa söyleriz. Şimdi söylediklerinizi açarım telefonumu. Ekrem Bey'e ifade ederim, söylerim. Sokak sanatçılarına Ekrem Bey'in büyük değer verdiğini gayet iyi biliyorum.
Onları belli yerlerde istihdam ettiğini gayet iyi biliyorum. Gelir elde etmeleri için çaba harcadığını da gayet iyi biliyorum. Ama bir yerde hepimiz insanız, eksiğimiz olabilir. O eksikliğin telafisi için elimden geleni yaparım. Ayrıca telefonunuzu verirseniz Ekrem Bey'e söylerim. Ekrem Bey doğrudan sizi arasın. Ekrem Bey sizi de arar. Teşekkür ederim. Teşekkürler Sayın Genel Başkan ve bizi ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Dostlar şimdi buyurun aşuremizi yemeye sizi salonun dışına alıyorum. Herkesin ayaklarına, yüreklerine sağlık. Çok çok teşekkürler.